Herkese merhaba. Operatör doktor Necip Fazıl Aras ben. Çocuk cerrahisi uzmanıyım. Sizlerle bu kanalda çocukların cerrahi hastalıklarına dair merak ettiklerinizi konuşmaktayız. Bugünkü konumuz da sünnet derisinin ucundaki darlık işemeye engel olur mu? Neden böyle bir konu seçtim? Daha dün akşam böyle bir sıkıntıyla ailemiz çocuğun sünnet derisinin ucu dar diye düşünerek deriyi geriye doğru sıyırmak suretiyle işetmeye çalışmış. Tabii bu geri sıyırma sırasında ucunda çatlaklar oluşuyor, ciddi bir yaralanma olabiliyor ve sonrasında ödem oluyor. Çocuk normalde zaten işeyeceği varsa da o ödemden dolayı işemekte zorlanmaya başlıyor. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle sünnet derisinin ucundaki darlık işemeye engel olmaz. Yani bu yeni doğan bir bebekse de, bir günlük, iki günlük bir bebekse de az bir ödem olsa da işemesini normal yapacaktır. Zaten anne karnındayken bu çocuk 9 aydır işiyordu. Yani annede eğer oligohidramnioz dediğimiz amniyon sıvısında bir azlık yoksa zaten anne karnındayken işiyordu. Suyunda bir azlık yoktu. Doğunca niye işemesin? Ucunda sonradan mı daraldı ucu? Öyle bir şey olmaz ama daha önce bir müdahale yaptıysanız, geriye doğru sıyırdıysanız ve ucunda yaralara sebep olup böyle sıkıca bir halka oluştuysa orada o zaman tabii ki zorlanma olabilir ama yine de işemeyi engelleyecek kadar, tamamen önünü kapatacak kadar bir kapanma olmaz sünnet derisinde. İşerken zorlanma nedeniyle çocuk işemeyi tutabilir. Yani çişini bekletebilir, tutabilir ama işemesine engel olmaz. Ne yapacağız o zaman? Bol bol sıvı alımını sağlayıp çocuğun işemesine yardımcı olacak işte göbek altına sıcak ılık kompresle masajlar olabilir ya da sıcak su oturma banyosu gibi işemeyi tetikleyecek şeyler yapabiliriz ama sünnet derisini geriye doğru sıyırıp zorlayarak ya da bir masaj yaparak böyle ileri geri hareketler yaparak sanki pipi sertleşince işeyecek zannediyorlar. Halbuki pipi sertleşince işemez çocuk. Çocuğun işeme ihtiyacı geldiği için, idrar torbası dolduğu için pipi sertleşir ve siz öyle bir bağlantı kurarsınız genelde. Neden sertleşir? Çünkü idrar torbası dolunca pipiye giden, pipinin sertleşmesine neden olan o sinirlere bası oluyor ve bu bası nedeniyle sertleşme oluyor. Ve o zaman da işeme başlıyor ve sonra sertleşme geçiyor. Ama sertleşti diye işemiyor yani çocuk. İşemek ihtiyacı olduğu için sertleşmiş oluyor. Siz de elinizle böyle masajlar yaparak, pipiyi sertleştirerek ya da sünnet derisini geriye doğru sıyırarak işemesini sağlayamazsınız. Böyle bir harekete gerek yok. Bebekse, ucu çok darsa travmatize edersiniz. Çocuk büyükse psikolojik olarak travmatize edersiniz o şekilde oynamalarla. O yüzden lütfen çocuklarınızın pipisini fazla kurcalamayın. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.